Sen taş taşımak için var olduğunu sanıyorsun. Unutma, yaşayan görür. Zaman yeter, yaşam sürer. Tekrar hoş geldiniz. Bir hafta sonra yine bir aradayız. Hiç uzatmadan hemen lafa girelim çünkü çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Zaten hani film hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Yüz akı olduğu açısından yani hepimiz çok beğendik gerçekten. Dışarıda kendisine söyledim. Burada da cümlenin altını çizip hemen bırakacağım. Eğer Türk sineması ilerleyecekse sinema olarak... Bu tip cesaretli, cüretli işlerle ilerleyecektir. Yani onun dışında başka türlü bu işlerin hizaya girmesine imkan yok. Büyük cesaret işi gerçekten. Hani ben yürekten kutluyorum. Bu riskleri almak, seyircisiz almayı, kalmayı göze almak ama istediğini söyleyebilme amacını taşımak. Bunun için bir ekibi bir araya getirebilmek büyük işler. O yüzden tekrar kutlarım. Sizin şimdi fikirlerinizi alayım. Devam edelim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Burada olmak çok değerli. Bu tarz gösterimler benim çok önem verdiğim etkinlikler oluyor. O yüzden FIAP'a çok teşekkür ederim. Bu filmi Ankara'da gösterdikleri için bu güzel salonda. Açıkçası bunları duymak benim gibi farklı şeyler denemek isteyen sinemacılar için cesaret verici oluyor. Çünkü bu hikayeyi yazarken de çekerken de gerçekten çok ciddi kaygılar içindeydim. Neden? Çünkü bir bilim kurguya cüret ediyorsunuz. Farklı bir şeyler yapmak için yola çıkıyorsunuz. Ve kendi sorgulamalarım içerisinde sorduğum soruları ben bunlara tek başına cevap veremeyeceğim. Ne yapayım? Bunu insanlarla paylaşayım. Hep birlikte cevap veremeyelim diye aslında yola çıkmıştım. O yüzden filmdeki sorgulamaların ana nedeni de odur. Yaklaşık 3,5 yıllık, 4 yıllık bir süreç gölgeler içinde. İlk başta aslında distopik bir hikayeydi. Bir gölgesiyle kendini bulmaya çalışan bir adamın hikayesiydi. Daha sonra bilim kurgu külliyatıyla ilgilendiğim bir süreç uzun süredir. Ve bilim kurgunun aslında bir düşünce deneyi gibi sorguladığımız şeyleri veya merak ettiğimiz şeyleri sanki bir laboratuvarda inceliyormuş gibi bir imkan verebileceğini fark ettim. Bazen zaman ve mekan bizi çok sınırlayıcı olabiliyor. Hikayede ve sinemada da öyle. Yani zamanını çok bildiğimiz veya mekanını çok bildiğimiz bir hikayede sorumluluk alamayabiliyoruz. Ya zaten geçmişte olmuş bu olay diyoruz veya işte zaten buralarla alakası yok deyip geçebiliyoruz. Bunu Zerre'de de biraz hissetmiştim. Biraz bu zaman mekandan çıkıp evrensel bir sorunu, en temel soru şuydu benim hep sorguladığım. Neyin içindeyiz sorusuydu. Hep bir şeyin içindeyiz. Şu an dünyadayız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bilimle, felsefeyle bir sürü şeyi sorguluyoruz. Pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah bitmek üzere. Ama hala tartışmalar devam ediyor. Yarasadan mı çıktı? Aşı nereden çıktı? Birisi mi yaptı? Laboratuvarda mı üretildi? Arkasını bilmiyoruz. Veya ekonomi de böyle işte. Şu an bir coin, bir dijital para. Hala ilk bulanın kim olduğu bilinmiyor. Bir sürü üzerine söylenti var. Sürekli bir duvarın arkasından içinde olduğumuz bir yapı var. Bu çalıştığımız kurumlarda bile böyledir. Evde bile bazen böyle. Arka tarafını merak etmediğimiz bir sürü düşünce içerisinde oluyoruz. Aslında biraz o neyin içindeyiz? Bu sorgulamalarımızın arkasında ne var?
düşüncesiyle ortaya çıktı film. Ve bunu bir fabrika metaforu içerisinde anlatmak istedim. Asıl başlangıç noktası aslında böyledir. Aynen. Şöyle ben hani izleyiciler açısından açarak gitmek istiyorum konuşmanın üstüne. Şimdi biz filmleri genelde teknik açıdan, içerik açısından, görsellik açısından hani burada yönetmenlerle inceliyoruz. Ama bu kadar felsefi ve ideolojik açıdan bakan az film geldi. Yani Türkiye sinemasında da bu tip örnekler az. Yani film bilim kurgu tırnak içinde bir film ama sonuç olarak fikirler üstü bir hitabeti var. O anlamda bu yolu seçerken, bu şimdi örneklerini söyleyebiliriz. Dünya açısından bu tip örnekler yapılıyor, deneniyor. Çünkü sinemalar buna olanak veriyor. Bunun yaşayabilme olanakları var. Gösterilebilme, satılabilme, yönetmenin, yapımcının kendini devam ettirme olanakları var. Ama Türkiye'de bu tip bu şartlar sınırlı. Doğal olarak bunları tercihler noktasında yapımcılar, yönetmenler daha anlaşılabilir olduğunu düşündükleri, daha izah edilebilir olduğunu düşündükleri, daha metodik yollara başvuruyorlar. Bu tercihi kullanırken yani seni bu tarafa doğru ne itti? Ben Zerre'yi de çok iyi bildiğim için söylüyorum. Orada da buna benzer şeyler vardı. Orada da insan üzerinden giden bir sistem sorgulaması, içeriğin sistemin insan üzerindeki etkilerini inceleyen bir yaklaşım var. Zaten görsel atıflar da var ilk filme anladığım kadarıyla. Hani buna karar vermek seni ne kadar zorladı? Nasıl tercih ettin bunu? Açıkçası ben uzun süre belgesel geçmişim de olduğu için sosyal gerçekçi meselelerle çok ilgileniyorum. Ama buna hep bir farklı taraftan bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Atıyorum Zerre'de de bir işsizlik metaforu vardı. Burada da var. Ama tarihe baktığımızda Sümerlilerde de aynı sorunlar var. Yani aslında bizim farklı bir düşünce sistemiyle bunu sorgulamamız lazım. Çok gündelik konulara sıkışıyor belli sorunlarımız. Bunu çok tarihsel düzeyde daha bilim kurgu işte burada benim işime yarayabileceğini düşündüm. Yani bunu şu anki zaman mekandan çıkartıp zamansız ve başka bir gezegendeymiş gibi sorgularsak nasıl yorumlayabiliriz? Başka bir bakış açısı bence şu an en değerli şey edebiyatta da sinemada da. Çünkü hikayeler artık birbirini tekrarlamaya başladı. Ancak ona farklı bir bakış açısıyla yeni bir yorum katabiliriz diye düşündüm. Bir de tabii bilim kurgunun maalesef çok klişe bir algısı var hepimizde Hollywood'dan dolayı. Bilim kurgu deyince hemen işte zaman yolculuğu, uzay savaşları geliyor ama çok aslında felsefeye çok imkan veren bir alan. Anadolu'da da bence Anadolu hikayelerinde çok bilim kurgusal öğeler var. Dede Korkut hikayeleri veya eski Anadolu mitolojisi inanılmaz dolu malzeme var. Oradan çok şey alınabilir. Oradan da aslında bir sürü şey aldım. Hatta şu an yeni çalıştığım hikaye biraz daha Anadolu mitolojisinden besleniyor. Böyle kaynaklar varken aslında evrensel sorunları yani içinde bulunduğumuz işte işsizlik diyebiliriz veya içinde bulunduğumuz sorgulamaları daha evrensel boyutta nasıl bakabiliriz'i düşündükçe biraz o kanala girmiş oldum. O yüzden Zerre aslında bir kişisel hikayeydi ama orada da yine mikro makro düzeyde bakmaya çalışırken burada artık tamamen bir topluluk olarak o çıkışsızlığın nasıl arka planını düşünerek veya mücadele ederek oradan bir çözüm arayışına dönüşebilir diye aslında daha evrenselle aktarmak için hikayeleri biraz sosyal gerçekçi ile bilim kurguyu birleştirmiş oldum. Hemen oyuncu arkadaşımıza bu konuda bir şey sormak istiyorum. Canlandırdığın karakter aslında çelişkileri sırtlayan karakter. Sen mesela kötü mü adlandırdın yoksa gerçekçi mi adlandırdın karakteri? Yani gerçekçi adlandırdım. Çünkü zaten aslında sistemin adamı benim oynadığım karakter. Sadece bir gelgitler yaşıyor. Onu da zaten filmin sonlarına doğru gelgitlerini yaşıyor. Hani yemeğimizi yiyelim, suyumuzu içelim, yaşamaya devam edelim tarzında olan bir karakter. Onun için bir sıkıntı olmuyor oyuncu için. Yani Erdem Hoca ile çalışmak da aslında çok kolay. Çünkü oyuncudan ne istediğini biliyor. Hani karakteri çok daha böyle anlatmasına gerek yok. Senaryoda bile anlatmış aslında karakteri. Çünkü şey vardır, kafasında bitirmiş yönetmen vardır. Hani açıkça konuşursam. Bir de kafasında bitirememiş yönetmen vardır oyuncu açısından baktığınız zaman. Erdem Hoca zaten kafasında bitirmiş bir yönetmen her şeyi. O nedenle çok kolay. Bunu şundan dolayı aslında bir atıf atmak için sordum. Yönetmen ne yapacağını karar verdiği zaman aslında bütün parçalar, görüntüsünden sanatına, oyuncusundan yapımına bütün parça ne yapacağını biliyor. Evet.
Ama bence bu filmin tamamlanmasından önce başladığı anda biten bir süreç. Normalde öyle olması gerekir ama Türkiye'de çok işler öyle yürümüyor. Ama burada mekan kullanımı bence bunu en tamamlayan parçalardan bir tanesi olmuş. Yani muazzam bir mekan kullanımı var. Yani oyuncuların oyunculuk becerilerini de açığa çıkartan bir yaklaşım görüyoruz. Burada sen mekanı, evet, bir atmosfer tasarlıyorsun. Filmin sonunda görüyoruz ki orada yaşayan başka insanlar da var. Aslında dünyanın veyahut da yaşadığın ülkenin, yaşadığın bölgenin tanımını da yapmaya çalışıyorsun. Birbirinden uzaklaşma, kopma, iletişimin ortadan kalkması, sistemin üzerindeki baskı sebebiyle karakterlerin, bireylerin buna algılayıp algılayamama sorunlarına yaslanıyorsun. Ama mekan bunun neresinde duruyor? Bunu sen nasıl adlandırdın? Açıkçası senaryoyu yazarken de mekanın ana karakter olduğunu artık fark etmiştim ve mekanın bir canlı gibi, organizma gibi ceza veriyor, ödül alıyor, ödül veriyor veya işte onlara bir şekilde sorgulamalarına sebep oluyor. Tamamen ana karakterdi ve uzun bir mekan araştırmasına çıktım. Çok fazla elimde böyle, hatta bir sürü bir distopik mekan listesi var yani, hani nerede ne çekeriz diye. Yani Türkiye'de bulamadım çünkü Türkiye'de genelde ya modernleşmişlerdi ya da tek tipli fabrikalar. Biraz daha böyle o yıkık, o zamansızlık hissini almam lazımdı. Ve burası Gürcistan'da Çiyatura diye bir maden kasabası. Çok eski bir maden bölgesi. Tamamen gerçek. Filmde gördüğünüz bütün fabrikalar çalışıyor. Bütün makineler çalışıyor. Ve böyle 60'lardan beri çivi çakılmamış bir yer burası. Dünyanın en önemli manganez madenlerinden biri. Artık çıkması azalmış. Ve çok orayı gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Her ne kadar görüntüde onu yansıttık, tamam görüntü çok iyi ama gerçekten o mekanı görünce, dağın eteğine kurulmuş Rus yapıları zaten devasa olduğu için devasa çalışan makineler ve devasa bir fabrika, böyle ağzım açık bir saat falan orada kalmıştım gerçekten de. Sonra orada da vakit geçirdikçe bir fark ettim. Orada çalışan işçiler, babaları da orada işçiymiş, dedeleri de orada işçiymiş. Neredeyse 300 yıldır, 200 yıldır oralarda sürekli madenlerde çalışan bir kapalı bir topluluk var ve oradan hiç çıkmamışlar. Yani filmde ben bunu anlatıyorum ve bir anda, yani distopik bir şey anlatırken buradan bir saat uzaklıkta Gürcistan'a gidip bu hikayeyi görebiliyorsunuz. Yani çok çok şaşırmıştım ve dedim ki ben zaten bu kapalı sistemi anlatmak istiyorum. O yüzden burası çok uygun olur diye oraya tercih ettik. Tabii mekanı bulduktan sonra senaryoyu revize ettim. Çok fazla oradaki gerçek detayları senaryonun içine koymuş olduk. Görüntü yönetmenim Hayk Kirekosyan'dı. Onunla çok fazla çalıştık öncesinde. Çok zor bir mekandı yani, delik deşik bir fabrika. Yani ben gerçekten de ilk oraya ön şeylere gittiğimde dedim ki ben burada ne bir oyuncuyu tutabilirim ne bir teknik ekibi tutabilirim, yani çok tehlikeli gerçekten de. Ama sağ olsun bütün oyuncular canla başla, yani bütün çekim boyunca Muharrem de öyle komple orada kaldılar. Yani işleri olmamasına rağmen bizim yanımızdalardı. Ve o fabrikalarda biz çekim yaparken yan tarafta makineler çalışıyor ve devasa makineler. Yani biz aynen orada işçilerle birlikte aynı performansı sergiliyoruz. Zaten bir süre sonra o ses, gürültüler, işçiler falan, biz giriyoruz, işçiler çıkıyor. İşçiler çıkıyor, biz giriyoruz. O bir artık film çekimini geçti ve bir sanki enstalasyona gibi bir performans çalışmasına dönmeye başladı. Yani biz de artık ona ayak uydurmaya başladık. Mesela çok ilginç bir koridorda bir şey çekeceğiz. Kameralar, filmdeki kameraları yerleştireceğiz. Ben de işte o koridorda bir tane dijital bir kamera var, yani gerçek günümüz kamerası. Dedim ki ya bizim filmdeki o ilkel kameraları oraya yerleştirelim. Aynı kameranın olduğu yere yerleştirelim, oradan çekelim. Hemen 10-15 tane işçi toplandı bizim başımıza. Sakın işte indiremezsiniz kamerayı. Niye? İşte bizi oradan görüyorlar, takip ediyorlar falan. Kim görüyor? İşte burası bir Amerikan şirketi. Miami'deymiş merkezi. Yani film daha naif kaldı yani benim anlattığım hikayede. Gerçekten, ve kamera arkası videosunu daha yayınlamadık, bu sahne var orada. Yani gerçekten orada yiyecekler böyle kepçeyle, teleferikle geliyor. Ve yaptıkları şey, taş yıkıyorlar. Yani ben Wikipedia'dan bakmasak orada ne yapılıyor kimse bilmiyor. Sürekli sadece taş yıkanıyor. Hani tamam madenden geliyor ama çalışan işçiler artık o kadar, o Chaplin'in hikayesindeki gibi o kadar çarka dönmüşler ki ne yaptıklarını unutmuşlar. Orada çalışıyorlar ama bu hani
filmde anlattığımıza çok paralel bir hissiyattı. O yüzden belki o dediğiniz hikaye ile mekanın çok iç içe geçmesinin en büyük sebebi de o. Gerçekçi donelerin işin içinde yer alıyor olması. Bir soru daha sorayım. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Herkesin de soracağı soru vardır. Senaryo, diyalog, özür dilerim. Diyalogların minimize edildiğini, dışsal mekanik sesin, yani işte yöneticinin etkin olarak işin içinde olduğunu ama bunların dışında hislerin, baş karakterin hislerinin bütününün metaforlarla açığa çıktığı bir izlek var. Metaforunu neye göre seçiyorsun? Gösterge bilim sende nasıl çalışıyor? Açıkçası senaryoda da çekerken de şöyle bir tehlikesi vardı Gölgeler İçinde'nin. Bir anda çok kamu spotuna dönebilirdi veya çok propaganda filmi olabilirdi. Çünkü işçi sınıfını anlatıyorsunuz. Aslında politik bir konu ama ben bu konulara hep demin dediğim gibi evrensel düzeyden çözüm bulmanın daha doğru olduğunu düşünen birisiyim. O yüzden de bunu olabildiğince politik taraftan değil de evrensel olarak orada bir insan var ve o bir makineleşmiş insan. O da aslında kendinin farkında değil. Ne zaman ki bu farkındalığı artıyor ve bilinçleniyor, o zaman aslında evet ya bunun arkasında bir şey olabilir. Ben neden buradayımı sorduktan sonra zaten aslında bütün düzen onun için başka bir anlam ifade ediyor. O yüzden metaforlara çok baskın bir film Gölgeler içinde. Çok fazla detay var. Bazı detaylar çağrışımlarla da size geliyor. At detayı mesela biraz o fabrika bölgesinde de gerçekten de gördüğümüz belki tek hayvan attı. Hiç kedi, köpek, kuş, hiçbir şey görmedik. Yani o at birazcık oradan da baskın oldu. Bazı metaforları o Jung'un düşüncesini seviyorum ve biraz o yolculukta da o çağrışımların bir şey anlatmak istiyor. Bu hikayede yer bulmak istiyor diye yolda bulduğum veya orada karşılaştığım şeyleri de katmak istiyorum. Çünkü hiçbir şey sadece bana ait değil. Ben sadece onu orada yönlendiren biri olarak görüyorum. Yani oyuncularım olmasa, ekip olmasa, mekan olmasa, orada karşılaştığım izlekler olmasa şurada bu kadar insanın önüne bu eseri çıkaramayız ki bu artık çok büyük bir sorumluluk. Yani burada insanlara 2 saat başka bir hikaye anlatabilmenin sorumluluğu bence çok ağır bir sanatla uğraşan birisi için. O sorumluluğun hepsini almak istemiyorum ben kendime. O yüzden hep yolculukta karşılaştığım metaforları kullanıyorum. Ama ana metaforumuz aslında Platon'un mağarası. Yani tamamen burada bir gölge metaforu var. Bir şeyin içindeyiz. Aynı dünya metaforu gibi. Dünyada bir kapalı bir planetteyiz. Ve bu planetten bir sürü sorgulamalar içerisindeyiz. Bu gölgeleri ancak yorumlayabiliyoruz. Işık nereden geliyor? O ışığın kaynağı nedir? Amaç hep oraya ulaşmak. Bu sorgulamalar aslında bunun maddeye, yani bir fabrikaya ve orada çalışanlara dökülmüş hali. Gerçekten muazzam. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Uzun süredir izlediğimiz en iyi filmlerden bir tanesi. Tekrar söylüyorum. Biraz evvel dışarıda söyledim. Övmek için söylemiyorum. Altını çizmek için söylüyorum. İşte 10 yılda falan bu işlerden bir tanesine denk geliyoruz. Cüret, cesaret. Ya devam edebiliyor yönetmen ya devam edemiyor. Umarım devam edebilirsin. Ben de merak ediyorum ne olacak açıkçası. İşte bu gerçekten onu söylüyorum. Yani bu şöyle, intihar dalışı derler ya, ölüm saltosu. Ölüm saltosu hikayelerinden bir tanesi. Oyuncu arkadaşlar da çok yakından hissetmişlerdir. Yüz görümlüğü falan almış olabilirler. Tabii yani ben de zaten yazdıktan sonra böyle bittikten sonra yani bunu nasıl çekeceğiz acaba diye çok sorgulamıştım. Ama şöyle yani gerçekten yolculuk hikayeye inanan çok insan çıktı. O demin dediğim gibi tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz. Özellikle sinemada öyle. Yani Kültür Bakanlığı'nın fonu olmasaydı ben bu filmi çekemezdim. TRT ortak yapım girdi. Sağ olsun yapımcımız dahil oldu. Yurt dışından bir yapımcı proje dosyasını gördü. Ya bu sen hani nasıl bunu yapacaksınız? Biz de yardım edelim diye. Ya birileri hikayeye inandığı zaman ve belli sorgulamalar içinde olduğunu gördüğü zaman gerçekten işin içine giriyorlar. Yoksa benim ikinci filmim yani bu şey yani gerçekten aynı düşüncedeydim. Yani farklı bir şeyler yapmam lazım yoksa yani bir şeyler soruyorum hayata dair. Ama bunu sinemayla yapamazsam yani zaman kaybı gibi hissettim açıkçası. Aynı sorgulamaları yapmak yerine biraz izleyiciden destek istedim açıkça. Bu anlamda hani çok zor olmadı. Ama onu yani hep oyuncularım, teknik ekibim, işte fon kaynakları, yapımcım hep bir şekilde yanımdaydı. O konuda bir asla bir hani çok zor gerçekleştirdik diyemeyeceğim. Ama mental olarak onu çıkarmak ve onun o sorumluluğunu taşımak beni yıllara yayılması biraz açıkçası yordu.
Neymiş diyecek bir şey yok. Evet, şimdi soru cevap. Buyurun hocam, sizden alalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hepinize. En sonda söylemek istediğimi en başta söylemek istiyorum. Sayın Erdem Tepegöz'ü gerçekten bu güzel film için, bu kurgu için canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Çok teşekkür ederiz. Beğenmemin nedenlerinden biri, normalde Türkiye'deki bazı filmleri izlediğimizde en başta gidişattan sonunu az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Ama oluşturulan filmin kurgusunda baştan sonuna kadar bir muamma, bir gizemi korumak, seyircide bir merak duygusu uyandırmak gerçekten güzel bir şey. İkincisi, filmin başından sonuna kadar zorlayıcı bir bölgede ve aynı bir bölgede filmi başlayıp sonlandırmak gerçekten ustalık bir iş. Ve bu ustayı ben kutluyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Oradaki zor koşullarda, bölgede yönetmenin, kameramanın, oyuncuların performansını zorlayacak bir durumda iyi bir performans gösterdi bütün ekip olarak. Bu ekibin içerisinde başroldeki oyuncuyu ayrıca kutluyorum. Gerçekten rolünün hakkını çok iyi verdi. Bir yandan mutluyum çünkü soracağım sorulara daha sormadan konuşmanızda biraz açıklayıcı bilgi verdiniz. Bu da bende ortak fikirlerin olduğunu duyumsattı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Oradaki bölgenin ben çok merak ettim gerçekten. Belli bir zamanı, belli bir dönemi anlatıyor. Çok eski. Oradaki devasa yapıyı, kimlerin kurduğunu çok merak ettim. Senaryoyu yazarken hem senaryoyu yazdınız hem yönettiniz. Önce senaryoyu mu yazıp ona uygun bir yeri aramaya gittiniz? Yoksa belli bir araştırmadan sonra oraları gezip gördükten sonra mı yazacağınız senaryoyu tamamlayıp gerçekleştirdiniz? Filmden çıkardığım bir sonuç olarak da dünyada oluşturulmuş sistem ve alıştırılmış sistem içerisinde eğer gerçekten araştırıcı ve sorgulayıcı beyinler olduğu zaman o sistemlere yıkabilir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun güzel sözleriniz için. Şöyle, senaryoyu yazarken zaten araştırmalara başlamıştım ben. Ve açıkçası senaryoyu tamamlamamaktan yanayım her zaman. Çünkü bulduğumuz mekan, bulduğumuz oyuncu sizin hikayenizi değiştirebiliyor, yeni bir şey katabiliyor. O yüzden hani temel olarak kafamda omurgası oturmuştu. Daha sonra fabrikayı bulduktan sonra tabii senaryo çok daha değişti. Mekan kullanımı anlamında. Aynı zamanda orada bulduğum işte bir sürü detay, at detayı veya orada bazı sahneleri tekrar senaryonun içine revize ettim. Hatta çekerken bile bazı sahneler orada bulduk. Atıyorum mesela bir çöplük gibi bir yerde bir şeyler yemeye çalışıyor. O tamamen orada çıktı. Bazen ya şöyle bir şey çekelim diye bir fikir geldiğinde sağ olsun oyuncular hemen adapte oluyorlardı. O yüzden biraz ben yolculukta da çıkan şeylere, demin dediğim gibi o izleklere, o çağrışımlara kulak veren biriyim. O yüzden şeyden sonra da gerçekleşti. Sistem sorgulaması hepimizin zaten yaptığı bir şey. Yani hayatı zaten sorguluyoruz hepimiz sürekli. Neden buradayız, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bu sorgulamalar çok değerli. Daha da sorgulamamız lazım ki aslında insan olmak demek soru sormak, soru üretmek demek. Sinema eskiden böyle daha çok kullanılıyordu. Şu an ne kadar değerli bir topluluk var ve bir şeyler konuşuyoruz, felsefe yapıyoruz. Bazen ben de bilmiyorum yani, ben de fikirlerimi söylüyorum yani. Demin dediğiniz gibi ben de yaparak bulmaya çalışıyorum. Ama bunlar değerli. Biraz sinema oradan koptu gibi son Hollywood'un maalesef işte platformların birazcık fazla baskın ve sadece yemek yerken bir şey izleyelim tarzı bir dünyaya döndüğümüz için. Halbuki sinema felsefe yapılabilecek şu an tek alan kaldı. Yani şiir bile azaldı. Felsefeciler bile artık felsefe yapabilecek bir ortam bulamıyorlar. Ama sinema bize işte burada en azından eğlenceli, müzikle, renkli görüntülerle çok derin konuları sorgulayabilme şansı veriyor. Bu açıdan değerli olduğunu düşünüyorum sinemanın.
Teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten çok özel bir yönetmensin. Yani benim için öyle en azından. Hatta ben bilmiyordum yani film yapımcıları meslek birliği falan. Bir arkadaşım senin yönetmenin filmi gösteriliyor. Vesaire zaten sinemaları bekliyordum ben. Taarruz benim evime uzakta bir yerde. O yüzden gidemeyeceğim bir film. Hatta Twitter'dan böyle ver yansın falan ediyordum. Sizi de etiketlemiştim. Ama sonra arkadaşım şey dedi, adamın bir suçu yok ki, dağıtımcıların bir suçu falan demişti. Neyse, ya benim için özel bir yönetmensin. Yani radarımda olan bir yönetmensin. Bu filmde de hiç öyle, ya acaba tekrar bir klişeye düşecek mi? Çünkü hani az önce beyefendi söyledi, hani bir olunca tekrar hani klişeye düşme hali olabiliyor. Ya benim için öyle olmadı. En son hani Yol Kenarı, ya Türkiye sinemasında distopya örneğini çok görmediğimiz bir şey. En son Yol Kenarı filminde gördük. O da benim için başarısız bir örnekti bence. Burada böyle resmen Blade Runner'dan, Brezilya'dan yani tericiliğimden aldığım böyle şeyleri resmen hani şey klişeye düşmeden çok başarılı şey yani. Bunları söylemek bana düşmez ama başarılı demek istedim. Sadece şeyi söylemek istiyorum ama mesela Atlantis filmini izledim bilmiyorum. Valentin Vastanovic'in filmi. İKSV'de özel ödül almıştı hatta. Ya film bende çok o filmi çok uyandırdı. Ya o da bir distopya bir film. Ya Ukrayna hani nükleer bir savaştan sonra vesaire vesaire bir film. Burada mesela ya orada şey vardı, aşk ve cinsellik vardı. Bu filmde niye yok? Yani kadınlar hakikaten yok. Yani form olarak var ama ben biraz daha böyle hani acaba bir aşk olsa mı gibi düşündüm. Belki ata biraz yaklaştı, hani ilk inek gibi, Kelly Reichardt gibi bir şey düşündüm. Hani oradan bir bağ mı kurulacak vesaire, o da olmadı. Sadece bunu sormak istedim. Yani neden hani aşk yok bu filmde? Teşekkür ederim öncelikle. Şöyle, bu senaryo çalışmalarında da aslında bu sınıf, daha doğrusu ihtiyaçlar piramidinde aşk ve cinsellik aslında daha üst katmanlarda. Özellikle aşk bence biraz o anlamda hayatta kalmayı başardıktan sonra ki level'a geçiyor. Buradaki insanlar daha akşam yemekleri ve kalacakları yerle hayatta kalmakla mükellefler. O yüzden hani aşk ve cinsellik benim anlatmak istediğim ana sorundan çok uzaklaştırabilirdi konuyu. Ben burada daha evrensel, daha varoluşsal bir noktadan bakmak istedim. O yüzden hani o tarz temaların sorgulama sistemini bozup o yabancılaşmayı kaldırıp özdeşleşmeyi sağlayabilir. Çünkü aşk dediğimiz anda hemen hepimiz özdeşleşebileceğimiz bir duygu aşk. O zaman benim o yapmak istediğim yabancılaşıp olayı uzaktan bakıp sorumluluk alabilme mekanizmasını izleyicinin çalıştıramayabilirdim. Ana sebebi bu aslında. Merhaba, hoş geldiniz. Ben trafik nedeniyle geç kalıp filmi izleyemedim ama sizin anlattıklarınızdan sonra filmi İzlemiş daha çok merak ettim. Ama Zerre'yi izlemiştim. Şunu soracağım, filmin hikayesini yazdıktan sonra filmin kamu spotunu evirmeye başladığını hissettiğinizi söylediniz. Bunu ne zaman fark ettiniz? Yani senaryoyu yazdıktan sonra mı, çekim aşamasında mı? Bir bunu soracağım. Bir de şey, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz bilim kurgu filmleri, dizileri ve yönetmenlerini merak ediyorum. Teşekkürler. Aslında her hikayede aynı kaygı oluyor. Her zaman yazarken bir süre sonra bakıyorsunuz ki ya çok klişeye düşmüşüm. Bunun zaten örneği var, benzeri var. Bu bir anda propagandaya dönebilir, klişeye dönebilir. Bir anda sinema yapmak istiyorsunuz ama bir anda televizyon işine, yani o hep kaygı oluyor. Orada aslında artık bir süre sonra belli metotları var, belli aralıklar bırakmak gerekiyor. Mutlaka senaryo doktorlarıyla çalıştım bu hikayede. Başka birinin gözüyle bakmak gerekiyor. Yani ben bir yıldır atıyorum senaryoya çalışmıştım. Yani o kadar hakimdim, senaryo doktoru yeni ne söyleyebilir diye düşünürken bile bana öyle bir rapor gönderdi ki yani tamamen bambaşka bir hikaye çıktı ondan sonra. O değişime açık olmak lazım. O yüzden o korku hep var. Bizde genelde senaryolar birinci, ikinci draftta kilitleniyor. Halbuki çoğu örnekte Avrupa sinemasında senaryolarına baktığım zaman 20'den aşağı draft yok. 20 defa baştan sona yazılmış. Tabii bizde o olmuyor. Genelde birinci, ikinci draftta kilitleniyor. O zaman da benzer kaygılar oluyor. Hem zaman olmadığı için hem bir şekilde sete hızlı çıkmak gerektiği için. O yüzden bunda da yine 20'ye kadar çıkmadık ama ben 8. draftta kilitlemiştim. Ama bıraksanız hala izlediğimde ya burayı şöyle mi yapsaydım, buraya ek bir sahne mi olsaydı, o hiçbir zaman bitmiyor açıkçası. Özetle böyle. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Ben de filme tam yetişemedim biliyorsunuz zaten.
Ama ben önceki filmle bir benzerlik çözdüm de onu sormak istiyorum. İki filminizde de başrolde daha çok hani gurbetçi diyebileceğimiz isimleri seçtiğinizi fark ettim. Onu hani bilinçli mi yaptınız yoksa rastlantı mı onu merak ediyordum. Evet, ikisi de Almanya'da yaşıyor. Cahil Erkan'da, Numan Acar'da. Numan gerçi daha çok şu an Amerika'da. O biliyorsunuz Homeland'de bir sürü dizide oynuyor, Hollywood işlerinde. Tamamen tesadüf yani. Hiçbir öyle bir hani oraya bakayım diye değil. Tamamen denk geliştireceğim ama tevafuk diyeyim. Tevafuku çok severim ben. Yani tevafuk tamamen yani onların burada olması lazımmış. Bu hikaye onları çekmiş. Bir şekilde o denk geliş diyelim. Kaç günde çektiniz? Hiç Türkiye dönüşü oldu mu? Yaklaşık 5 hafta değil mi? 4,5 hafta, 5 hafta oradaydık. Bir ay önceden biz gittik, biraz orada kaldık. Bir de ondan bir ay önce gidip bir mekan araştırması yapmıştık. Yani oyuncularla, teknik ekiple birlikte yaklaşık 4,5 haftada çektik. Prodüksiyonel olarak bir yıllık senaryo çalışmamız var. Bir yıllık da bir post süreci var. Bir yılda pandemiyi bekledik. Böyle bu şekilde böyle yıllar sayı gibi arttı da. Merhaba hocam. Öncelikle tebrik ederim. Yaptığınız çalışma çok başarılı. Ben engelli birisiyim. Yani kas hastasıyım. 2 yıl önce bir şeyim yoktu. Yani 5 sene önce falan daha hiçbir şeyim yoktu. Bu süre zarfında yapacağım tek iş bir şeyler yazmak geldi. Yani bundan önceki yaşantımda da binlerce, milyonlarca film seyretmiştim yerli yabancı. Tabii şimdi kimse sözümü yani kayla alıp dinlemiyor ama ben geniş kitlelere ulaşmak istediğim için bir senaryo yazdım. Bunu da sesimi duyurabilmek için tabii ki yönetmene, yapımcıya ulaşmam gerekiyor. Yani bunu bir şekilde okutmam gerekiyor. Yani en azından bir de 5 yarım saatini falan ayırıp okuyabilirse inanıyorum ki çok güzel şeyler çıkacak. Okuduğum, izlediğim bu filmlerde yani boşa gitmemiş olacak yıllarca. 50 yaşındayım şu anda. Ne güzel, çok değerli. Tabii ki de okurum. Ben çok yani senaryo zaten geliyor ve okuyorum. Hatta dönüş de yaparım isterseniz hani kendimle ilgili, notlarla ilgili. Yani ne olur yazmaya devam edin. Yazmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan tek şey kağıt ve kalem ve sizin hikayelerinizi sizden başka evrende kimse bilmiyor kendi pencerenizden. O yüzden hani mail adresimi vereyim çıkışta. Mailime yollarsanız veya basılı varsa okumak isterim açıkçası. Ama lütfen yazmaya devam edin derim. Gerçekten de yazan çok az insan var. Evet, çok tek şansım o zaten. Dediğim gibi yani kendi kızıma bile yani beni kayla alıp dinlemezken daha geniş kitleye hitap etmek isterim. Onda İnternet bu anlamda şu an çok imkan tanıyor. Açıkçası bir sürü o anlamda hani yazılarınızı daha yayınlamadıysanız nacizane önerim internet aracılığıyla da ulaşmak. Orayı da deneyin bence. Öbür türlü çünkü çok böyle elinizin altına tutunca o çıkmıyor bir şekilde ama o bırakmak lazım. Çok uğraştım da yani dediğim gibi yani sizin filminizi izledim şimdi. Yani inanıyorum bir şeyler yapabiliriz. Belki. Kesinlikle öyle lütfen. Filmin en başında kamera gösterildiğinde 1984 izlenimi yaratmıştı ilk başta ama siz sonra zaten söylediniz. En sonunda da aslında mağaradakilere vurgu yapıyordu. Siz peki gerçekten 1984'ten de etkilendiniz mi? Bir de iktisat mezunu olmanızın senaryo yazımındaki süreçte etkisi var mı sizce? Yani o başlangıç, sonuç ve aradaki süreci detaylandırma anlamında. Evet, şöyle tabii 1984'ün de beslendiği kaynaklar var. Onlar da aslında eski Rus bilim kurgularından besleniyor. Ben eski Rus bilim kurgularını çok okuyan biriyim. Hani beslendiysem oralardan biraz aslında beslendim. Strasky kardeşler ve Asimov'u da çok seviyorum. Hani oralarda zaten benzer izleyen, göz bunlar aslında çok eski metaforlar. O yüzden baktığımızda tabii ki de o içinizde kalıyor. O anlamda hani direkt bir beslenme olmasa da o dünyayı kurarken bir şekilde o gözetlenme ve gözetle yani şu an telefonlarımızda hep aynı şeyi sorguluyoruz ya işte telefonlar bir şey konuşuyoruz reklamını görüyoruz akşam gene aynı anlattığımız bir sistem demek ki yani birileri bizi dinliyor izliyor kullandığımız aygıtlarla
aslında aynı şeyi gözetlenen, gözeten duygusu. Bu anlamda hani o şekilde bir bağlantı var. İkinci sorunuz, iktisat mezunu olmamla şöyle tabii teorik bir şekilde siz o sizde kalıyor bir şekilde. Ben şu an antropoloji yükseği yapıyorum mesela. Aslında daha çok antropoloji üzerine kafa yormaya başladım ve biraz burada da toplumu o bir sanki başka bir gezegende yaşayan bir toplulukmuş gibi bir kendi ritüelleri olan, kendi alışkanlıkları olan, kendi konuşma biçimleri olan bir yapıda gibi hayal etmeye çalıştım. O yüzden okuduğunuz, ilgilendiğiniz şeyler size sızıyor. Mutlaka iktisatı ben hiç sevemedim maalesef ama o size anlatım dilinizde, senaryo matematiğinde katkısı olmuştur kesinlikle. Son soruyu Emre'den alalım. Tekrar merhaba. Şimdi haftalarca orada kaldınız. Sizden çok farklı hayatları gerçekten yaşayan insanlar vardı. Siz hem rol yapıyordunuz hem de gerçek kişiniz de oradaydınız. O Amerika konusu çok güzeldi. Amerikalılar izliyor. Başınızdan geçmişte oyuncu arkadaşıma sormak istiyorum. Mutlaka güzel anılarınız vardır. Bir iki tane paylaşsanız biz de mutlu olsak. Yani güzel anı derken... Başınıza taş düşmüştür. Yani başımıza taş düşmedi. İş güvenliği yokmuş, onu anladık. Yönetmen yardımcımızın bir sıkıntısı oldu fabrikanın içinde. Bir kaza geçirdi, ufak bir kaza. Yani güzel bir an. Aslında zaten orada olmak güzel bir an ama gerçekten hani şöyle bir durum var. Biz oyuncular olarak pis işler deriz bunlara. Yani bu kötü anlamda anlamayın. Pis iş çok güzel bir iştir aslında. Zordur. Ve bir oyuncu için ulaşılması da zordur. Yani öyle senaryolar çok çıkmıyor. Azdır yani Türkiye'de. O nedenle oraya gittiğiniz zaman tamamen o mekanın içine girdiğiniz ve o sizi oynatıyor. Yani orada bir hani güzel bir anı dersek her şey güzel. Ama bir hani komik, anladığım kadarıyla komik bir anı. Bilmiyorum ya, komik bir anı genelde biz... yani şöyle tabii, asıl şöyle bir şey vardı. Orası maden bölgesi olduğu için tamamen madenlerle kaplı ve fabrikalar da öyle. Ve havadaki karbon değeri çok yüksek. Mesela en büyük problem şuydu, sabahları uyanamıyorduk. Ve böyle ben ilk başta fark edemedim. Ya bütün ekip çok tembel çıktı ya diyorum. Sürekli herkes geç kalıyor, ben de kalkamıyorum. Meğersem tabii biz alışamadığımız için havada karbon miktarı çok yüksek olduğu için uyanmak çok zor oluyor. Tabii bir 10 gün sonra falan alıştık ama ilk başta böyle herkes gözünü açamıyor, uyumak istiyor falan böyle. Ama yani koşullar gerçekten de yani dizlere kadar çamurla kaplı, delik her taraf. Gerçekten her gün birisi hastaneye gidiyordu. Ya zehirleniyordu ya işte reji yönetmen yardımcımızın kolu çatladı. Yani her gün bir yani prodüksiyondan iki kişi hastanede kapıdaydı yani sürekli. Herkes hastalandı. Yani ben 10. günde falan gerçekten artık yani çok korkmaya başlamıştım. Yani sağ salim nasıl döneceğiz buradan? Yani çıkamıyoruz da artık, başlamış ve bitemiyor. Ama yani şunu çok iyi hissettim. Yani setten normalde başka prodüksiyon işleri de yapıyorum ticari olarak ayakta kalabilmek için. Hani orada da biliyorum yani teknik ekip birazcık zor bir koşul oldu mu hemen bırakır. Ve buradaki ekip de çok şey bir ekipti, yani profesyonel bir ekipti. Asla bütçeyle tutamayacağımız bir ekipti. Yani ne oyuncu ne ekip, herkes gerçekten hikayeye çok inanıyordu ve şunu söylüyorlardı. Yani bir şey deniyoruz burada. Bu mekan, bu hikaye. Yani ya batacağız hep birlikte, bir daha hiç kimse sinema yapamayacak. Ya da gerçekten izlediğimizde keyif alacağız modundaydık. O bir motivasyon oldu gerçekten de herkese. Yani başka türlü kimseyi orada tutamazdın. Merhaba. Halil Erdoğan, son sorudan sonra bu en son soru olsun. Hem bakanlıktan aldığınız ve TRT ile anlaşmanız veya bir kişinin daha yurt dışından birinde de destek olabileceğini söylemiştiniz. Bunlar bütçeyi kurtardı mı? Kâra geçtiniz mi? Geçecek misiniz? Yoksa şöyle, zararda mıyız? Zaten bizim bağımsız bir bilim kurgu. O yüzden aslında bütçemiz, hani normalde bilim kurgu deyince çok korkutucu oluyor yani. Bilim kurgu nasıl çekeceksin, nereden bütçe bulacaksın? O anlamda bağımsız olduğu için zaten ortalama bir hani nasıl kurtarırız düşüncesi hep vardı. Ama tabii bakanlığın desteği, TRT'nin ortak yapım olması, yapımcımızın para koyması, bunlar çok çok değerli. Aynı zamanda yurt dışında projenizi prezente edebilmek için de aslında önce kendi ülkenizden de destek almanızı istiyorlar. Yani sadece bu destekler, bakanlık desteği veya TRT sadece para desteği değil, bir sürü sorunları
ile karşılaştığınızda sizin için büyük bir güç oluyor. Ve özellikle yani neredeyse 250 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Yani 200-250 kişiyi Türkiye'den götürüp orada çekim yapmak ve bambaşka bir ülkede, yani şöyle söyleyeyim, biz çekimden dönmüştük Nisan'da. Ağustos'ta falan bir ara böyle maillerde falan bizim jeneratör kamyonu yeni girebilmiş Türkiye'ye. Yani o kadar ağır prosedür var ki 2 ay sonra kamyonların bir kısmı yeni gelebildi. Çünkü bir şey ithal ediyorsunuz ve orada garip aletler işte gidiyor geliyor, kolay olmuyor o trafik. Bu anlamda hani bu tarz destekler olmasa tabii ki de gerçekleştirilemez. Ama hani mütevazi bir bilim kurgu bütçesi bu. Sinemada zaten süreçte çıkarabiliyor. Yapımcı anlamında, yani fonlar olmasa aslında bu tarz denemelerimizin şansı çok yok. Çünkü hani vizyonda veya platformda çok önceden ona göre uyarlayıp senaryo çekmeniz lazım. Buradaki kadar belki özgür olup bir şeyler deneyeceğim ben dediğim zaman mutlaka birileri gelip ya bir dakika bir şeyler deneyeceksin ama bu kadar karanlık olamaz bu film. Veya işte burada daha şunları yapman lazım gibi, işte kurguda daha aksiyon olsun, işte aşk olsun mesela, atıyorum hani bunları benim bir özgürlüğüm varsa yap, hani hayır ben derdimi ben daha böyle... Tabii yok sizin için. Bu sevişelim gibi bir yerden değil mi? Yani genelde bu tarz distopyalar, Blade Runner falan anlatıldığı için bana orada bir... Evet yok anladım ama hani izleyici nezdinde mesela o da bir istek, çok değerli bir istek ama bunu evet yani bu mutlaka her bir sürü istek var ve bu isteklerin hepsine kulağa tıkayıp kendi istediğimi yapmaya çalışmak aslında o özgürlükle gelebiliyor. Biraz süreçte belli olacak aslında, daha film çok yeni ama izleyici nezdinde, festivaller nezdinde şu ana kadar 19 ülke gezdi film. 16'ya yakın ödül aldık. Moskova'da biz büyük Grand Prix aldık. Jüri özel ödülü. Altın Portakal'da 5 ödülle başladık. Şu an bir 5-6 festival daha var. Yani dünya sinemasının festivallerinde çok iyi gidiyor. O anlamda çok mutluyuz. Özellikle bilim kurgu festivallerinde şu an neredeyse hepsinde yarışıyoruz. Bu anlamda sonuçtan memnunuz. Ama sinema biraz zamana yayılan bir şey biliyorsunuz. O yüzden belki önümüzdeki süreçte göreceğiz hani nasıl kalacak. Biraz tarih de zaman da karar veriyor filmlere. Çok özetle böyle aslında. Yani vizyon ve gişe beklentiniz çok olmadan belgesellerden, yarışmalardan falan o açığı kapatırız. Çünkü çoğu yapımcı hay Allah yine zarar ettim diyor gişe olmayınca. Tabii yani evet. Aklında gişe var. Ama Yiğit Bey'in söylediği gibi sadece gişe değil film. Uzun süreçte bu kalacaktır muhakkak. Arkadaşlar dediği gibi akıllı. Evet, sağ olun. Zaten yani demin de konuştuk, sinemanın da biraz kabuk değiştirdiğine hepimiz şahit oluyoruz. Yani salonlar birazcık daha artık farklı bir şekle dönüyor. Bu anlamda film sinemanın da konumlanması değişiyor. Ama festivallerle işte bu tarz etkinlikler çok değerli. O yüzden hani ben şu an film vizyonda eminim ki hiçbir salon bu kadar kalabalık değildir. O anlamda bu hani burada bir sürü şey konuştuk, tartıştık. İşte bir sürü izleyici fikirlerini söyledi. Şu olsaydı ya, bunlar çok çok değerli ve hepsi bende kalıyor ve bu dilekler, düşünceler sonraki filmlerime mutlaka etkiliyor. O anlamda hani birebir bir sürü düşünce üretmek çok değerli ve sinemanın aslında özü buydu ya eskiden beri. Bir arada olmak, üzerine konuşmak. Bu anlamda ben teşekkür ederim herkese geldiği için, güzel soruları için. Şimdi yani o kadar çok konuşacak, soracak şey var ki aslında ben neredeyse sıfırını sormuş durumdayım. O yüzden biz sonra soracağız kendisini daha burada. Bir de şuna çok inanıyorum ben, hani ben sinemayla yakından ilgili bir insan olarak. İyi işler bazı meşakkatli süreçleri beraberinde getiriyor. Ekipler öyle zorluklarla bir araya geliyor. Ben Muharrem arkadaşı Baskın'da da çok izlemiştim. Orada çok muazzamdı oyunculuğu hakikaten. Filmin de dokusuna da çok uygun. Ben zaten Baskın'ı izledim. Yönetmeni Can'ı aradım. Dedim ki nasıl çalışırız? Öyle tanıştık. Aynen. Yani işte bak, demek ki düşünce aşağı yukarı aynı olunca çağırıyor. Yani bu zorluğu işler, sinemanın kalitesini belirleyen şeyler. Standart olarak söylüyorum. Yani şu film, bu film olarak söylemiyorum. Köşe taşları, korku da bir şey işte. Bilim kurguda veyahut da felsefede bir şey. Aksiyonda bir şey.
Yani hepsi önemli köşe taşları var. Şimdi Türkiye sineması işte Yeşilçam'dan evrile buralara kadar geldi. Oyuncular evriliyor. Televizyon oyunculuğundan, dizi oyunculuğundan, sinema oyunculuğundan, tiyatro oyunculuğundan. Yani yeni bir şeylerin dönemidir herkes açısından. Ama tabii cüret, cesaret çok önemli. Riskleri alabilmek önemli. Yolunuz açık olsun, ne diyelim. Biz elimizden gelen desteği olduğu kadar atmaya çalışırız, söylemeye çalışırız. Gerçekten hayran kaldık. Yani film olarak söylemiyorum, cüret olarak söylüyorum bunu. Film olarak zaten iyi. O yüzden tebrikler, teşekkürler. Bir plaketimiz var. Metin Başkan verecek. Oyuncu arkadaşımıza da zahmet etti Muharrem Bayrak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Erdem Bey'e de teşekkürler.